Herkese merhaba. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde en çok ilgi gören elektronik ürünlerin başında tabletler geliyor. Gerek uzaktan eğitim olsun, gerek evden çalışmak olsun, gerek sevdiklerinizle görüşmek veya boş zamanlarınızda oyun oynamak ya da bir şeyler izlemek olsun. Tüm bu işler için tabletler oldukça kullanışlı ve dizüstü bilgisayarlara nazaran daha uygun fiyat noktalarından sunuluyor. Apple sonbaharda gerçekleştirmiş olduğu 3 online etkinliğin ilkinde 8. nesil iPad'i tanıtmıştı. 8. nesil iPad, selefleriyle aynı ekran büyüklüğüne ve tasarıma sahip olsa da A12 Bionic işlemci ile daha yüksek bir performans vaat ediyor. Bunun yanı sıra 1. nesil Apple Pencil'ı veya Smart Keyboard'u kullanarak iPad'i bir dizüstü bilgisayara da dönüştürebilirsiniz. Öğrenciler veya evden çalışan profesyoneller için 8. nesil iPad oldukça kullanışlı bir ürün olarak nitelendirilebilir. Bu videomuzda 8. nesil iPad'i kutusundan çıkaracağız. Bununla birlikte görmüş olduğunuz Smart Keyboard da elimizde. Onu da kutusundan çıkaracağız ve iPad ile birlikte nasıl bir deneyim sunduğuna kısaca bakış atacağız. iPad'in fiyatlarından bahsedecek olursak 8. nesil iPad 3199 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. 32 GB ve 128 GB'lık iki farklı depolama alanı seçeneği mevcut durumda. Öte yandan ister Wi-Fi isterseniz de Wi-Fi ve hücresel bağlantı destekleriyle iPad'i konfigüre edebilirsiniz. Buna ek olarak 1. nesil Apple Pencil'ı da 879 lira karşılığında satın alabilirsiniz. Smart Keyboard ise 1299 lira karşılığında tüketicilere sunuluyor. Çok yakında detaylı bir iPad incelemesi Teknoblog'da yayında olacak. Bu incelemede iPad'in genel özelliklerini sunmuş olduğu performansa, eğlence veya multimedya tarafında sunmuş olduğu imkanlara bakacağız. Bunlara ek olarak 8. nesil iPad'in Apple Pencil ve Smart Keyboard'la birlikte online eğitim konusunda ne gibi imkanlar sunduğuna da yakından bakacağız. Ve bunu da bizzat okula giden kızımla deneyimleme imkanı elde edeceğim ve bu deneyimlerimi de sizlere incelemede aktaracağım. Eğer sizin de sorularınız varsa aşağıdaki yorum alanında sorularınızı bizimle şimdiden paylaşabilirsiniz. Gelin şimdi fazla vakit kaybetmeden 8. nesil iPad'in ve Smart Keyboard'un kutu açılışlarına başlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi 8. nesil iPad uzay grisi renginde ve 128 GB'lık depolama alanıyla aynı zamanda Wi-Fi ve hücresel bağlantı desteğiyle önümüzde duruyor. Buna ek olarak da Smart Keyboard var ve daha önceden sahip olduğumuz Apple Pencil. Apple Pencil'ı bir kenara koyalım. Daha sonra tekrar onu da iPad'le buluşturacağız. Şimdi 8. nesil iPad'in kutu açılışına başlayalım. Ve bunun için de şöyle kenarda bulunan kesikten, delikten tırnağımıza bir kesik atalım. Ve daha sonra da jelatini çıkaralım. Ve sonrasında da kapağı kaldırıyorum. Ve 8. nesil iPad karşımıza çıkıyor. Uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı renk seçeneği var. Benim elimdeki model ise görmüş olduğunuz gibi uzay grisi ve oldukça hoş göründüğünü söylemem gerekiyor. Gerçekten de koyu tonların ağırlığı bu tablette var. Ve 10.2 inç ekranıyla 9.7 inçlik alıştığımız klasik iPad'e göre biraz daha geniş bir görüntüleme alanını sunuyor. Tasarım ise genel olarak aynı kalmayı sürdürüyor. Ekranın altında Touch ID'li ana ekran düğmesi mevcut durumda. Güç butonu üst tarafta, sağ tarafta ses tuşları mevcut ve alt kenarda da smart konektör mevcut durumda. Tablet açıldı. Birazdan kuruluma geçeceğiz. Şimdilik şöyle kenara koyuyorum ve bakmaya devam ediyorum. Burada bir zarf var ve zarfın içerisinde tahmin edebileceğiniz üzere kullanma kılavuzu, garanti belgesi ve iPad'i hızlı şekilde tanımanıza olanak sağlayacak küçük bir kitapçık mevcut. Öte yandan elimizdeki model hücresel bağlantı destekli model olduğu için SIM kart tepsisi iğnesi de mevcut durumda. Ve bunlara ek olarak da her Apple ürününde görmüş olduğumuz Apple çıkartmaları mevcut. Biraz nazlanıyor çıkmak için ama gördüğünüz şekilde iki tane Apple çıkartması da zarfın içinden çıkıyor. Onları bir kenara koyuyorum ve burada görmüş olduğunuz şekilde şarj adaptörü, güç adaptörü. Apple her ne kadar iPhone'dan ve Apple Watch'tan güç adaptörünü çıkarmış olsa da iPad'lerde güç adaptörüne yer vermeyi sürdürüyor. Daha önce kutu açılımını gerçekleştirdiğimiz iPad Air'da da aynı şekilde güç adaptörü mevcuttu. Yine iPad'de de, 8. nesil iPad'de de güç adaptörünü görüyoruz. 20 Watt'lık güç adaptörü var ve görmüş olduğunuz şekilde USB-C uçlu. Ve bu demek oluyor ki iPad'in kutusundan da bir ucu USB-C tipi, bir ucu da Lightning şeklinde kablo çıkıyor. Tıpkı iPhone'larda olduğu gibi aynı tipte kablo iPad'in kutusundan da çıkıyor ve bu demek oluyor ki artık Apple bir ucu USB-A tipi Lightning kablolardan da tamamen vazgeçmiş oluyor. Apple Watch'ler ne kadar USB-A tipi kabloyu görmüş olsak da şarj aksesuarının ucunda
Bunun dışındaki ürünlerde görmüş olduğunuz gibi USB-C portu daha çok kullanılıyor. Kutudan çıkanlar bu şekilde. Bunları şöyle bir kenara alalım. iPad'in kurulumuna geçmeden önce Smart Keyboard'un açılışını gerçekleştirelim ve böylelikle tablette buluşturmuş olalım. Şuradan tırnağımla biraz bastırarak ufak bir kesik atıyorum ve daha sonra da ambalajı saran, kutuyu saran jelatinden kurtuluyorum. Kapağı kaldırıyorum ve karşımda görmüş olduğunuz gibi Smart Keyboard iPad'in yüzey alanına uyacak şekilde bir büyüklükte geliyor. İç tarafı kumaş. Kullanılmadığı zamanlarda iPad'in ekranını da hem koruyor hem temizliyor, tozdan arındırıyor. Böyle bir özelliği var. Onu da şu şekilde yerleştiriyorum ve daha sonra da kapattığımda iPad'in ekranı kullanılmadığı zamanlarda korunuyor. Arka taraf ise açık kalmayı sürdürüyor. Zaten Smart Keyboard'un özelliği de bu. Kullanmak istediğiniz zaman bu şekilde açıyorsunuz ve arka tarafı katlayarak iPad'i masaya yerleştiriyorsunuz ve bir dizüstü bilgisayar kullanılmış gibi iPad'de yazı yazmanız mümkün hale geliyor. Daha önce deneyimlediğimiz iPad Pro 10.5 inç tabletten Smart Keyboard'un nasıl bir deneyim sunduğunu biliyoruz. Eğer isterseniz bir touchpad veya fare kullanarak da iPadOS ile birlikte sunulan fare ve trackpad desteğinden yararlanabilirsiniz. Bu da tableti biraz daha dizüstü bilgisayar arasında kullanmanıza yardımcı olacaktır. Smart Keyboard da bu şekilde ve Apple Pencil'da görmüş olduğunuz Lightning ucuyla tabletin Lightning portuna bağlanıyor. Ve bu şekilde hem şarj oluyor hem de bağlantı işlemi gerçekleştiriliyor. Tabii ki bunun için tabletin öncelikle kurulumunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi gelin kurulumu gerçekleştirelim ve daha sonra iPad'de kısa bir tur atalım. Evet, 8. nesil iPad'in kurulumunu kısa sürede tamamladık. Eğer elinizde bir iPhone varsa kurulum esnasında iPhone'unuzu kullanarak Wi-Fi bilgilerini veya Apple kimliği bilgilerinizi iPad'e hızlı şekilde aktarabilir ve böylelikle kurulum adımlarını biraz daha kısaltabilirsiniz. Öte yandan Touch ID'nin tanıtım işlemlerini de ilk kurulum esnasında gerçekleştirebilirsiniz. Siri, ekran süresi bu gibi özellikleri de ilk kurulum esnasında tanıyabilirsiniz. Eğer elinizde daha önceden bir iPad varsa ve o iPad'in yedeği de iCloud'da veya bilgisayarda iTunes'ta mevcutsa o yedekten de iPad'inizi tekrar kurmanız mümkün oluyor. Ve tüm bu işlemlerin ardından karşınızda görmüş olduğunuz gibi iPad'in ana ekranı çıkıyor. Bu tablette iPadOS 14 yüklü olarak geliyor ve iPadOS 14 ile birlikte sunulan yenilenmiş araç takımı gibi özellikleri de bu tablette kullanmak, deneyimlemek mümkün oluyor. A12 boyunluk işlemci var ve bu işlemcinin iyi bir performans sunmasını, çoklu görev tarafında da iyi bir performans sunmasını bekliyoruz. Aynı anda birden fazla uygulamayı ekranda çalıştırma konusunda gerek performans olsun gerekse ekran alanı olsun iPad iyi şekilde ihtiyaçlara cevap verecektir diye düşünüyoruz. Tabii ki incelemede bunun detaylarına bakacağız. Yüklü olan uygulamalara baktığımızda birçok Apple uygulamasının yüklü olarak sunulduğunu görüyoruz. İsterseniz bunları kullanabilirsiniz, isterseniz de ana ekrandan kaldırabilirsiniz. App Store'dan da yüz binlerce iPad uygulamasını indirmenize, bunları kullanmanız mümkün. Bunu da belirtelim. Görmüş olduğunuz gibi birçok tablet odaklı uygulama ve oyun mevcut durumda. Aynı zamanda Apple Arcade'de bu tablette değerlendirebilecek servislerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Elimde tutmuş olduğum 1. nesil Apple Pencil'ı da iPad'le birlikte kullanmanız mümkün. Görmüş olduğunuz Lightning ucunu tabletin Lightning portuna bağlayarak eşleştirme işlemini hızlı şekilde başlatabilirsiniz. Ve sonrasında da kalemi şarj etmek için bu Lightning portunu kullanabilirsiniz. Apple Pencil ile iPadOS 14 ile birlikte gelen karalama ve metin girişi özelliklerini rahat bir şekilde kullanmanız mümkün. Tabii ki metin girişi ve karalama İngilizce desteğine sahip olduğu için Türkçe not alma konusunda veya metin girişi yapma konusunda o kadar ihtiyaçlara cevap vermeyebilir. Ancak özellikle İngilizce ders ödevlerinizi hazırlamak istediğinizde veya İngilizce notlar aldığınızda veya İngilizce ile yakından ilgili bir işte çalışıyorsanız ve toplantı notlarını iPad üzerinden alacaksanız bu gibi durumlarda Apple Pencil ve iPad ikilisi size fazlasıyla yardımcı olacaktır. Umarız bu İngilizce dil desteğine yakın zamanda Türkçe'de katılır. Apple Pencil
iPad'in deneyimini arttırıyor, bunu söyleyebiliriz. Smart Keyboard ise daha önceden alışkın olduğumuz, bildiğimiz bir aksesuar. Özellikle bundan birkaç yıl önce incelemesine yer verdiğimiz ve uzun bir süre boyunca kullandığım 10.5 inç ekranlı iPad Pro görmüş olduğunuz Smart Keyboard ile birlikte sunuluyordu. Ve özellikle Teknobloğa haber veya yazı girişlerinde de o aksesuarı sıklıkla kullanıyordum. Smart Keyboard tuş aralıkları oldukça geniş olan, bununla birlikte tuş basma mesafesi de yüksek olan bir aksesuar ve bu aksesuarla yazı yazmakta oldukça rahat. Belki 10.2 inç ekranlı bu tabletin yüzey alanı biraz küçük olduğu için klavye küçük gelebilir. Ancak kısa sürede bu boyutlara alışacağınızı söyleyebilirim ve yazı yazma konusunda da Smart Keyboard ihtiyaçlarınızı iyi şekilde karşılayacaktır. Pages, Keynote, Numbers veya Word, Excel, PowerPoint gibi ofis odaklı uygulamalarda proje hazırlarken veya ödev hazırlarken Smart Keyboard size fazlasıyla yardımcı olacaktır. Hem çalışanlar hem de öğrenciler için bu Smart Keyboard'un nasıl bir deneyim sunduğuna da incelemede yer vereceğimizi belirtelim ve iPad'in ilk turunu Smart Keyboard ve Apple Pencil ile birlikte ilk turunu bu şekilde sonlandıralım. Söylediğim gibi çok yakında detaylı bir iPad incelemesi yayında olacak. Ve sorularınız varsa aşağıdaki yorum alanında sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı ve bu videoyu beğenmenizi rica ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.